Razyonu zuva yormuş. Zam yemeyen tek ekmek vardı. İnsanların milyonlarca tüketilen bir şey. En son zam o yedi ama çok iyi. Zam gelmeyen bir şey kaldı mı? Şeber var, ne diyeceksin? Daha bu iyi. Bugünler çok iyi. Yakında ekmek de bulamazsalar insanlar şaşırmayın. Ya vallahi normal. İyi oldu çünkü her şey zamlanıyor. Biz insanlar dinimiz, imanımız para olmuş. Aslında beklenen bir şeydir. Ulan şöyle alıştık artık. Kaldıramıyoruz bu zamları. En sonunda ekmeğe geldi zam. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya baba ne düşünüyorsun? Boş geziyoruz. Razıyoruz, zuva yormuşuz. Daha ne yapılacağı bir şey kalmamış demek ki. Somun ekmeği. Allah yardımcımız olsun. Ha, döner yapmışız iyi. Kafa yorma Allah'ın dediği olur. Ben karnımız doydu mu yarın Allah kerim. Ne yapalım? Zamlar hakkında bir şey söyleyelim. Hiçbir şey söyleyemem baba. Bu yıllardır böyle. Ben yarım asırdan fazladır dünyadayım ama hep böyle. Ürünümüzde ekmek oldu, somun ekmeği. 1,5 liradan 1,75'e yükseldi. Normal fırın ekmeğine de gramaj ısırıldı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Abi çok iyi olmuş. Her şey zam geldi, bir ekmeğe gelmedi. Ona da gelsin. Yok almıştı, o da tam akıllı yani. Tam yerinde buldu. Bir zam yemeyen tek ekmek vardı. İnsanların milyonlarca tüketilen bir şey. En son zam o yedi ama çok iyi. Gizli zam yapıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Babam neye zam gelmedi ki? Sen zam gelmeyen bir şeyi söyle bana. Zam gelmeyen bir şey kaldı mı? Bir tek maaş zammı yok, emekli zammı yok, gariban zammı yok. Her şeye zam geldi. Ekmek tek olsa neyse yani. Bugün gidiyorsun bir kilo peyniri 20 liraya alıyorsun. 3 gün sonra gidiyorsun fiyat 25 lira olmuş. Yani zam gelmeyen bir şey kalmadı. Ondan dolayı yani artık geçim zor duruma gelmiş yani. Yani eskiden derlerdi ya işte ekmek davası, tarlada çalışmaya gidiyorum. Şimdi tarla işi de artık kurtarmıyor seni çünkü tarlada kalmadı yani. Anlatabiliyor muyum? Ha, söyleyeceklerim bu kadar. Zam gelmeden herhangi bir şey kalmadı, bir ürün kalmadı yani. Yakıta zam geldi mi otomatikman o gece her şeye zam geldi. Yani sanki otomatik bağlantı var birbirinde. Olay bu. Vallahi ekmeğe zam geldi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya ne diyeceğiz? Her şey berbat. Ne diyeceksin? Bu hükümet başımızda olduğu mu da çabuk böyle devam ediyor. Vallahi kararla ekmeğe zam geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha bu iyi. Bugünler çok iyi. Yakında ekmek de bulamazsalar insanlar şaşırmayın. Yani bu da elektrik, su, ekmek, her şey zam. Sorsanız der ki işçi parası, buğda parası. Peki nasıl insanlar geçinecek? Asgari ücretler nasıl geçinecek? 3000 lirayla nasıl geçinecek? Kimse onu sormuyor. Sadece zam, 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 zam. Allah yardımcımız olsun. Bir de gizli zam yapıldı. Yani ekmeğin fiyatını artırmadılar da. Ve bir de gram düşürüldü. Gram. Onu ben de bugün okudum. O da bir herhalde bizim şımarlamamamız için yapıyorlar. Öyle diyorlar. Ama maalesef her şeyden çalıyoruz. Allah sonumuzu hayır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya vallahi normal de şimdi buğday bağlı olduğu için çiftçilerin durumu da normal. Gübre, mazot bağlı olduğu için de mecburen esnafta zam yapması gerekiyor. Ama bir yandan da kötü. İşçiler, çalışan, askerce çalışan adamlar için, öğrenci için maddi bir durum için sıkıntılı bir durum. Ama yapacak bir şey yok. İyi oldu çünkü her şey zamlanıyor. Un zamlanıyor. Ondan sonra her şey zamlanıyor. O da zamlansın bence. Fırıncılar da biraz bayram geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zamı insanlar yapıyor. Evet. Devlet yapmıyor. Biz insanlar dinimiz, imanımız para olmuş. Bu kadar. Peki ekmek konusunda? Ekmek konusunda da öyle. İnsanların dini imanı para olmuş. Allah'ı bilmiyor. Dini imanı yok. Ekmeğe zam geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ekmeğe mi? Aynen. Somun ekmek 1,5 liradan 1,75 oldu. Normal fırın ekmeğine de gramaj düşürüldü. Gizli zam yapıldı yani. Her zaman olduğu gibi yani aslında beklenen bir şeydir. Bugüne kadar temel gıdaların tamamına zamlar geliyor. Ama insanlar bu konuda herhalde mutlu. İtiraz etmiyorlar. Mevcut iktidar da bu şekilde sürdürüyor. Yani kullandığımız her şey 2-3 katına, 4 katına çıkmış ama ücretlerin, bodrol çalışanların malum göz önündedir. Bunu karşılayacak düzeyde bir zam söz konusu değil. Yani bu konuda artık bir şekilde insanların da eğer varsa tepkilerini ortaya koymasını bekliyoruz. Doğru olan bu. Yani bu hayat pahalılığında yani bunlar normal şeyler, olan şeyler. Alıştık artık. Ha bunlara alıştık. Yani bize normal geliyor. Yazıklar olsun. Gerçekten her şeye zam geliyor. Kaldıramıyoruz bu zamları.